Tövbe suresi 82'de Cenab-ı Allah öyleyse diyor bak kazandıklarının cezası olarak az gülsünler. Allah küfre layık görüyor az gülmeyi. Ve küfre çok ağlamayı uygun görüyor Allah. Çok ağlasınlar diyor. Mümin diyor çok gülsün, ağlamasın diyor Allah. Üzülmesin diyor. Üzülmeyin diyor. Kur'an ayeti var. Haramdır. Yas tutmak haramdır. Şehide yas tutuyor. Sen şehide saygıda kusur etmiş oluyorsun. Yas tutarak. Ağlayarak şehidin ruhunu rencide etmiş oluyorsun. Bir şehide, bir kabadayıya ağlanması ne demektir ya? O ne kadar mahcup eder öyle bir şey? Ne kadar rahatsız eder? Peygamberimizin hanımının ve amcasının vefat yerini de hüzün yeri olarak değerlendiriyorlar. Çok büyük hata, çok büyük hata. O yüzden de bereketsizlik, uğursuzluk bir türlü kalkmıyor. Peygamberimiz diyor ki yas tutma cahiliye işlerinden biridir. Hiçbir zaman peygamberimiz yas tutmamıştır. Çok fazla şehit verilmiştir. Müslümanlar bayağı neşeli, rahat olmuştur. Düğün olan düğününü yapmıştır. Eğlenen eğlenmiştir. Hiçbir şekilde şehide üzülülmez. Peygamberimiz diyor ki Sahih Müslim'de ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler. Yani Allah'a isyan olduğu için insan küfre gider diyor. Nerede diyor bunu? Sahih Müslim'de. En muteber hadis kitabında. Ümmü Atiye şöyle demiştir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyat sırasında beyat ediyorlar ya peygamberimize bağlanıyorlar. Bizden ölünün arkasından feryat etmeyeceğimize, üzülmeyeceğimize dair söz aldı diyor Sahih Buhari'de. Haramdır. Bir türlü anlamıyorlar.